Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Mobil oyunlar geri döndü. Geri döndü, we are back. Evet. Neden peki? Çünkü bir önceki videomuzda bazı takipçilerimiz tekrar izlemek Aynen. istediğini dile getirdiler. Bundan önceki videolarda da yorumlarda bayağı istek aldık. Aynen zaten öyle. Biz de eğleniyorduk gayet. Mobil oyunları tanıyorduk, ediyorduk, oynuyorduk. O zaman başlayalım. Hemen başlayalım. İlk oyunumuz? Toto Totems. Söylemesi biraz zor ama oynaması çok keyifli. Sen bunu oynadın abi, nasıldı? Ya şimdi bu oyun ilk girdiğimde ben de hani acaba çocuklar için mi tasarlanmış imajı oluşturdu? Biraz daha çünkü böyle yumuşak grafikler çizimler falan. Grafikler. Aynen renkli. Böyle jelibonumsu grafikler Aynen. Ama değil, çünkü oyun hafıza geliştirmeye yönelik bir oyun. Ya beyin jimnastiği türünde oyunlar olur ya böyle, Aynen. sudoku değil tabi. Ne yapıyoruz? Bize işte totemler var, heykeller var renkli. O sırayı ezberliyoruz, gösterilen sırayı. Sonra onlar yok oluyor. Belli aynı bir süre, sırayı tekrar biz yapmaya çalışıyoruz. Belli süre gösteriyor, ondan sonra yok oluyor. Hemen geçirmeye çalışıyorsunuz. Renkler önemli İlk sanırım. İlk bölümler çok kolaydı ama sonrası bayağı zor. Yani sıra mı değişiyor, renkler mi, hızlanıyor mu? Artıyor. Sıkıntı. Totem gitgide yükseliyor o zaman. Aynen. Yeni totemler falan ekleniyor böyle. Değişiyor oyun yapısı. Güzel oyun. Heyecanlı, güzel bir oyun. Aynen. Hem de ücretsiz değil mi? Ücretsiz. Her iki platformda da ücretsiz. Aynen. Bir sonraki oyunumuz? Diğer oyuna geçeyim. Tower Defense. Infinite Neydi? War. Infinite War. Infinite Tower War. Defense zaten isminden Aynen. de belli. Bir kule savunma oyunu. Mobil platformda çok ünlü bu oyunlar. Futurist Bunun özelliği ne? Yapıya sahip bu. Her zamanki gibi. Ne yapıyoruz? Tabii hani stratejik düşünme had safhada oyunda. Hı hı. İşte düşmanların geldiği tarafa doğru işte kulelerimizi akıllıca yerleştirmeye çalışıyoruz. Aslında biraz daha strateji diyebiliriz buna ya. Aynen. Çünkü build olayı da var. Yani mesela ateş ettiğiniz işte kanonları falan güçlendiriyorsunuz. Tabii upgrade up olayı var. İşte duvar falan böyle Onlarca savunmak için geliştirdiğin şeyler kule var. Aynen. Hepsi farklı ateş ediyor. Hepsi farklı birimlere farklı zararlar veriyor. Ama şey diyecektim, oyun içi satın alma öğeleri yine var. O karşımıza çıkıyor daha çok hızlandırmak isterseniz Ama olmasa falan. Da olur. Olmasa da olur. Yani kule savunma oyunu sevenler için iyi, modern bir seçenek. Ücretsiz bir de yani. Hem Android hem Android için. Hiç. Daha ne olsun. Diğer oyuna geçelim mi? Neydi? Tap tap tap. Tap tap tap. Bu çok garip ya. Videosunu izledin Tool mi? Tooltap'a benziyor değil mi biraz? Tooltap'a benziyor. Bir de videosu da çok acayipti ya. Evet. Ben izledim. Görsellerden bir şey anlamıyorsunuz. Hatta şu an nasıl anlatacağım sen ben de... Sen müziğe meraklısın. Bunu sen anlat. İşte nasıl anlatacağım bilmiyorum şu an. Arkadaşlar ritme göre... Hatta şey diye geçiyor, ritmik aksiyon oyunu diye geçiyor. Evet, ritmik aksiyon oyunu. Yani ritme göre siz telefonunuzda atıyorum, işte swipe yapıyorsunuz, aşağı çek, basılı tut. Oyunun grafikleri çok basit, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok zaten. İki kişi oynamanızı tavsiye ediyoruz. Kapıya bakalım Kapı mı? Tamam neyse, bakmayalım neyse. Kapıya. İki kişi oynayabiliyoruz. Şimdi ekranda işte dokun, kaydır, sürükle gibi komutlar çıkıyor. Dokun, ne var ondan sonra? İki kişi oynayınca tabii bunlar karışıyor. Hani oynamıştık ya, parmaklar karışıyor. Aman nereye basacaktım tarzı oluyor. Twister etkisi var oyunda ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle birbirine falan giriyor. Oyun size bir ritim veriyor. Bu ritme göre abi ritmin arasında çat diye böyle hani basacağın aksiyon tuşları çıkıyor. Mesela işte 1, 2, 3 tap diyor adam. Bir de ya, ses de var ya robotik. Aynen robotik ses var. Ritim çok hızlı zaten. Ekranın aynen. bir köşesinde çıkıyor, öbürü hemen altta çıkıyor. İşte yetişeyim derken onlara. Onu diyecektim ben de. Oyuna bir zorluk seviyesi koysalarmış iyiymiş de çok hızlı ya. Evet. Yani böyle eliniz ayağınız dolansın istiyorsanız. Bu şey oyunlarından daha iyi. Guitar Hero gibi oyunlar vardı ya. Aynen. Üçlü basıyorsun. Ondan daha yaratıcı. Ama daha yaratıcı. Ben daha sevdim basit. Yani. Aynen. Güzel bir İki oyun. İki kişi oynayın. Hem Android hem iOS'a ücretsiz. Onu da unutmayın. Evet. Bir sonraki hemen ben not almıştım, ona bakayım. City Traffic Light Simulator. Bu çok enteresan. Ben böyle bir şey görmedim. Daha Bu da enteresan bir yönü. Android'e ücretsiz. iOS'a da 5 lira 29 kuruş. Abi niye peki? Bak oradan oh diye bir ses geldi. Doğal. Grafik yok, bir şey yok. Ne var kardeşim bunda? Ya güzel olan ne? Bulmaca oyunu. Çözmeye çalışıyorsun. Amacımız yani. Ne? İşte trafikte araçlar Düzgün birikmesin, aksın. Kaza yapmasınlar. Trafik ışıklarını ayarlıyoruz. Onlar da onlara göre geçiyorlar. Ya oyuncu kendini trafik ışığı yerine koyar mı yani böyle bir oyun? Bence böyle abi. Koyuyorlar. Koyuyorlar. Ama arası bu yakında ücretsiz olur, ben öyle düşünüyorum. Bence de yani 5 lira. Çok. Denedin mi? Android'de denedim. Tabii Nasıl ki de. Peki yani akıcı? Güzel. Bildiğin bayağı simülasyon trafik, oyunu. Trafik ışığı zaten çok var bu oyunlardan. Hani evet. bir ara çok tutmuştu. Bu da onun başarılı temsilcilerinden bir tanesi var. Her şeyin simülasyonu çıktı artık. Ne denir? Aa şimdiki oyunumuz birazcık futbola kayıyor. Oo. Futbol meraklıları sevecek. Bol. Hadi gelsin, hızlı gelsin. Soccer Manager 2015. 2015. 2014'ü var mıydı ki bu oyunun bilmiyorum. 2015 olduğuna göre 2014'te vardı. Olabilir. Menajerlik oyunu. Güzel haber. İki platforma da ücretsiz. Ya menajerlik oyunları aslında mobilde bayağı aldı yürüdü tutuyor. Yani güzel tutuyor. Ya neden tutuyor? Bu farklı bir marka ama. Neden Bunu tutuyor? Görmemiştim.
Neden tutuyor? Çünkü o futbolun aksiyonu çok hani dokunmatik ekranlara yakışmıyor, kabul ederim. Tam menajerlik yakışıyor. Bu menajerlik işte ayarlıyorsun rahat rahat. Hmm, işte takımının stratejisi, taktikleri, oyuncu alma, oyuncu satma, transferler, takım seçme. Zaten dünyanın çoğu takımı var oyunda. Aynen. Eksiklikler var ama ben onu gördüm. Liglerden bazıları eksik falan. Kendi rüya takımınızı oluşturup maçlara çıkıyorsunuz yani, daha ne olsun. Aynen. Bir de ücretsiz. Ayrıca arayüzünü de sevdim ben ya. Aynen. Sade bir şey kullanmış. Arayüzü güzeldi. Futbol meraklıları deneyebilir. Oo, şimdi sırada ne var? Nedir? Mountain Got Mountain. Bu bizim bonus oyunumuz. Bu neden? Aynen. Bonus bu arada. Bonus. 6. oyunumuz değil mi? Aynen. Mountain Got Mountain. Zynga'nın oyunu. He. Tamam. Biliniyor zaten Zynga mobil platformda. Platform oyunu. Gibi. Yani zıpladığım her şeyi platform diyorum. Refleks de var gerçekten. Hızlı oyun baya. Çok hızlı oyun. Amacımız ne? Amacımız dağ keçisi dağ. O oyun yani. Ya adından da anlaşılıyor. Konsolümüze bir tane keçi veriliyor. Mantığında şey şuradan var. Geliyor. O keçiyle dağa tırmanmaya çalışıyoruz. Dağ keçisi. Seke seke tırmanıyoruz ama çok hızlı ya. Ben hiç şey yapamadım yani. Ya şey gibi. Anlayamadım da. O Minecraft'taki küp şekiller kübik var. Kübik bir tasarım var zaten dağlar. Öyle bir dağ var. Oraya tırmanmaya çalışıyoruz. Sağa sola basarak. Bu esnada karşımıza engeller çıkıyor. Şeyler de çıkıyor. Trambolin falan. Ya, combo sistemi var sanki biraz. Evet. Hani ne kadar kusursuz yaparsan o kadar ileri itiyor seni oyun falan. Zaten yegane amacımız en üste çıkmak. Kesinlikle. Ne kadar yukarı çıkarsak o kadar puan alıyoruz ama çok dikkatli olmalıyız. Aynen. İşte trambolinden bir zıplıyoruz mesela, orada bir engel çıkıyor. Uçuyor hayvan. Hemen şey çıkıyor. Rest in peace. Mezar taşı çıkıyor. Animasyonlar, grafikler çok başarılı. Ben en çok onu sevdim. Bir de çok fazla kişiselleştiren kostümler var işte. İnşaatçı keçi, ne bileyim denizaltı keçisi falan, garip kostümler açıyoruz. Güzel yani. Güzel, eğlenceli. Oyun. Aynen. Bonusu da verdik. Bitti. 6 tane oyunumuzu verdik. Bu haftalık mobil oyunlarımız bu kadardı arkadaşlar. Yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Biz de ona göre iyileştirmeler yapalım. Haftaya inşallah görüşmek zaten üzere. Zaten devam edeceğiz artık değil mi? Evet, öyle gözüküyor. Yani mobil oyunlarımız her hafta gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın.